24 Ekim 1929'da Amerikan borsasının bir anda çökmesiyle başlayan bir ekonomik kriz dünya tarihini tamamen değiştirdi. Dünya genelinde 50 milyon insan işsiz kaldı. Küresel ticaret %65 azaldı. Yeryüzündeki tüm üretim %42 oranında düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı insanlar maalesef çocuklarını bile satışa çıkardılar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi ve olmayacaktı da. Küresel kapitalist deney daha yolun başındayken çok büyük bir kazaya uğradı. Tabii ki tüm bunların öncesi ve sonrası var. Biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı ekonomik kriz olan Büyük Buhran'ın ilginç özelliklerine yakından bakacağız. Büyük Buhran'ın ilk kıvılcımı bir kasırga oldu. Amerika'nın Florida eyaleti ülkenin geneline göre daha ılıman bir iklimde yer alıyor. 1900'lerin başında da eyaletin taşımacılık altyapısı diğerlerinden çok daha iyi durumdaydı. Ayrıca buraların gelecekte tatil cennetine dönüşeceğine inanılıyordu. Tüm bunları göz önünde bulunduran Amerikalılar, Florida'daki gayrimenkullerin değer kazanacağını düşündüler. Halkın büyük çoğunluğu buradan ev ve arsa almaya başladı. Talep çok olduğu için de fiyatlar devamlı artıyordu. Bu süreç devam ederken 18 Eylül 1928'de hiç hesapta olmayan bir kasırga eyaleti vurdu. Binlerce evin hasar gördüğü kasırgada 400 kişi de hayatını kaybetti. Kasırga sonrası Florida'daki gayrimenkullere yatırım yapanlar bu sefer de yatırımları ellerinden çıkarmak için birbirleriyle yarıştılar. Deal aldıkları değere, gerçek değerinin kat ve kat altında satışa çıkan taşınmazlar satılmadı. Bu durum spekülatif bir balonun patlamasıydı ve tarihin en büyük ekonomik krizine giden yoldaki ilk kıvılcımdı. Büyük Buhran aynı zamanda modern kapitalizmin törpülenmesine yol açmıştır. Krize kadar bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kelimesiyle ifade edilen bir zihniyet mevcuttu. Bu zihniyete göre devlet hiçbir şekilde ticarete, para akışına ve bankalara karışmıyordu. İsteyen istediği şekilde ticaret yapıyordu ve ticaret kendi kuralları içinde akıyordu. Bu durum öncelikle tekelleşmeye neden oldu. Birleşik Devletler'deki ticaretin çok büyük bir kısmı yalnızca 200 şirketin eline geçti. İkinci olarak da bankaların kontrolsüz ve sorgusuz sualsiz kredi vermesine neden oldu. Ülkede bankacılık yasası yoktu. Verilen kredilerin kaynağı da belli değildi. Kriz öncesi ve kriz sonrası bu krediler geri ödenmeyince yaşanan buhran daha da derinleşti. Krize çözüm için Keynesyen ekonomi denen model uygulandı. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes tarafından ortaya atılan modele göre devlet ticaret hayatına müdahil oluyordu. Kamu harcamalarının artırılmasıyla piyasaya canlılık getiriliyordu. Çok gerekli olmamasına rağmen büyük kamu projelerinin yapılması tavsiye ediliyordu. Empire State binası ve Golden Gate köprüsü gibi projeler büyük buhranın ortasında yapılmaya başlandı ve birçok işsize iş olanağı sağladı. Bankalar da devlet kontrolü altına girdi. Dünya üzerinde büyük buhrandan etkilenmeyen tek ülke Sovyetler Birliği'dir. 1922'de kurulan Sovyetler Birliği, 1928'de 1. 5 yıllık kalkınma planını hazırladı. 1929'da plan uygulamaya girdiğinde büyük buhran patlak verdi. Fakat Sovyet yöneticileri plandan vazgeçmediler. Tüm dünya işsizlik ve sefaletle boğuşuyordu ve bütün ülkelerde sanayi üretimi çok hızlı bir şekilde düşüyordu. Kapitalist ülkeler bunları yaşarken, Sosyalist Sovyetler Birliği ise 5 yıllık kalkınma planının hedeflerini 4. yılında tutturdu. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Sovyetlerin Batı ile ticaretinin son derece sınırlı olması ve ekonomik ortaklıklarının neredeyse hiç olmamasıydı. Büyük buhran Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanmanın patlamasına da sebep oldu. İşsiz kalan milyonlar açlık ve sefaletle boğuşuyordu. Bu durum tabii ki yağma olasılığını da arttırıyordu. İnsanlar öncelikle kendi can güvenliğini, sonra da mallarının güvenliğini sağlamak için çareyi bireysel silahlanmada buldular. O günden bugüne kadar da bireysel silahlanma hızla devam etti. Dönemi anlatan ünlü Gazap Üzümleri romanında da şöyle yazar: "Bir tüfeğim olmadan çıkamazdım. Ayakkabılar ve kıyafetler ve yiyecek. Hatta umut bittiği zaman biz tüfeğe sahip olacağız." 1929'daki büyük buhranın etkilerini hala hisseden bir ülke var. Arjantin 19. yüzyılın sonundan 1929'a kadar altın çağını yaşayan bir ülkeydi. Milyonlarca Avrupalı göçmen ülkeye akın ediyordu. Başkent Buenos Aires'in cazibesi New York'la yarışıyordu ve ülke için gelecekte Amerika Birleşik Devletleri gibi olacak diye bahsediliyordu. Ama Arjantin büyük buhranda öyle bir yara aldı ki günümüze kadar kendisini toparlayamadı. Devamlı darbeler, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik krizlerle boğuştu.
Büyük buhran patladığında Amerikan Başkanı Herbert Hoover'dı. Hoover koltuğa oturalı daha 8 ay olmuştu. Bu yüzden onu sorumlu tutmak doğru bir tutum değildi. Fakat kriz sonrası verdiği kararlarla işlerin daha da kötüye gitmesine sebep oldu. Danışmanları Hoover'a krizin kısa sürede biteceğini ve Birleşik Devletler ekonomisinin büyük bir ivme kazanacağını söylüyordu. Başkan Hoover da vatandaşlara daha fazla yatırım yapmasını, tüketmesini ve para harcamasını öğütlüyordu. Ekonomistler ise Hoover'ın aldatıldığını ve Beyaz Saray'la görüşmek istediklerini belirtiyordu. Fakat danışmanlar bu ekonomistleri vatan haini olarak nitelendirdi. Kriz derinleşince Herbert Hoover, bankacıları ve din adamlarını Beyaz Saray'a çağırdı. Onlardan krizin en kısa sürede biteceği konusunda halkı ikna etmesini istedi. Büyük buhranın en büyük sonuçlarından biri de Adolf Hitler gibi bir diktatörün ortaya çıkmasıdır ve dünyanın 2. Dünya Savaşı'na sürüklenmesidir. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. Bu yenilginin ardından ağır tazminat ödemelerine mahkum edildi. Tüm bunlara rağmen savaş sonrası Alman ekonomisi toparlanma belirtileri gösteriyordu. İşler tam rayına girmek üzereyken büyük buhran patladı. 1929 ekonomik krizinden sonraki ilk seçimleri Adolf Hitler kazandı. Hitler hitabet gücüyle işsiz kalan milyonlarca Alman'ı etkiliyor ve yönlendiriyordu. Yalnız Adolf Hitler kriz karşısında başarılı oldu. Almanya büyük buhranın etkilerini ilk atlatan ülkeydi. Dünyada dış ticaret iflas etmişti. Almanya bunu aşabilmek için takas politikası yürüttü. Böylece kriz ortamında olmasına rağmen dış ticaret hacmini genişletebildi. Fakat ülke içindeki yatırımların çoğu zamanla silahlanma üzerine yönelmeye başladı. Devletin silahlanma tutkusu işsizliği en az seviyeye indiriyordu. Ama Hitler kendini iyi durumda hissettiği an Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nın ateşini yakmış oldu. Büyük buhran dünyayı en yıkıcı savaşa sürükledi. Ama bu savaş aynı zamanda krizin atlatılmasına da olanak sağladı. Yalnızca savaşta değil, krizin atlatılmasında savaş sanayisinde çalışan kadınların payı da fazlaydı. Kadınlar daha ucuz işçi olarak üretimde kendine yer buldular. İkinci Dünya Savaşı patlayınca da iş gücünün bel kemiğini oluşturan erkekler ordu görevlerine sürüldüler. Sanayi üretimi ise çoğunlukla kadınların üstüne kaldı. Savaş boyunca silah üretimine ağırlık veren Amerika, kadınlar tarafından üretilen bu silahları müttefiklerine sattı ve kriz için çıkış anahtarını buldu. Büyük buhranın 50 milyon kişiyi işsiz bırakması nedeniyle küresel çapta bir sosyal bunalım da yaşanmaya başlandı. Birden fazla ailenin aynı evde yaşadığı, kendi güvenliğini sağlayan ve dışarıdan girmenin tehlikeli olduğu gettolar ortaya çıktı. Birçok borsacı ve bankacı da sık sık cinnet geçiriyordu. İş yerlerinin penceresinden atlayıp intihar eden insanlara rastlamak normal bir durumdu. Hatta intihar edenler öyle bir noktaya geldi ki otel sahipleri oda kiralamak isteyen müşterilerine odayı geceyi geçirmek için mi yoksa intihar etmek için mi kullanacaksınız diye soruyordu. Dünyanın en çok oynanan masaüstü oyunlarından biri olan Monopoly büyük buhran zamanında ortaya çıktı. Ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan Charles Darrow, kriz öncesi New York emlak piyasasını temel alarak Monopoly oyununu tasarladı. 6 yıl sonra oyunun haklarını Hasbro firması satın aldı. Charles Darrow hayatının sonuna kadar telif hakkından gelen paralarla yaşadı. Yeni kurulmuş bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti, krize tarıma dayalı ekonomisiyle yakalandı. Cumhuriyetin hızla üretime ve sanayileşmeye geçmesi gerekiyordu. Sanayileşme için de ham madde ithalatına ihtiyaç vardı. Ama dünya ticareti %65 oranında küçülmüştü. Tarım fiyatlarında da büyük düşüşler yaşandı. Üretimlerini artırmak için kredi alan ticari şirketler, sanayiciler ve çiftçiler borçlarını ödeyemediler. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük iki limanı İstanbul ve İzmir'de işsizlik has safhaya çıktı. Sovyetler Birliği'nin kalkınma planındaki başarısı Cumhuriyet kadrolarını da etkiledi. İsmet İnönü yerinde incelemek için bir Sovyetler Birliği gezisi düzenledi. Daha sonra ise ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan bir Sovyet heyeti 1932'de Türkiye'ye davet edildi. Yaptıkları çalışmaları raporlar halinde yetkililere sundular. Sadece bununla da yetinmeyen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şirketle anlaşma yaptı. Amerikalı uzmanlardan da rapor hazırlanması istendi. Elde edilen raporlar doğrultusunda 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı ve sonrasında da yürürlüğe kondu. Plan devletçi ekonomi modeline dayanıyordu. Yabancı unsurlara bağımlılığı en az seviyeye indiriyordu. 1. 5 yıllık kalkınma planı başarılı oldu. Hemen sonrasında 2. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmaya başlandı. Fakat bu sefer de 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Plan rafa kalkıp savunma sanayisine ve harcamalarına ağırlık verildi.